Merhaba sevgili web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ABD'nin yapay deprem silahı olduğu iddia edilen HAARP projesine bakacağız. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce hemen şunu bir belirtmek istiyorum. Bu video aynı zamanda Teknobil'in video konseptimizin başlangıcı oldu. İddialara göre HAARP projesi iklim kontrol ve yapay deprem üretmek için kullanılıyor. Biz de zaten bunun detaylarına bakacağız. Aslında projenin amacı ihtiyaç durumunda havadan gelen füzeleri imha etmek, böyle ciddi derinlere dalmış denizaltılarla iletişim sağlamak veya tam tersini düşünün, büyük alanlarda iletişimi kesmek olarak açıklanabilir. Dananın kuyruğu da tam olarak burada kopuyor, çünkü bazı ABD'li jeofizikçilere göre HAARP'ın amacı iklimleri değiştirmek ya da onlarla oynamak, ozon tabakasının sağını solunu çekiştirmek, yapay depremler üretmek veya ne bileyim radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar üretmek olarak açıklanıyor. Peki biz bu ismi ilk nerede duyduk? İlk olarak 17 Ağustos depreminden sonra HAARP'ın adını yoğun olarak duymuştuk. Ülkemizdeki bazı kesimler bu 17 Ağustos'ta gerçekleşen depremin faturasını ABD'ye kestiler. Çünkü aynı dönemde Gölcük'te normal sivil vatandaşların ve askerlerin girmesine izin verilmeyen bir ABD üssü vardı ve bu üssü o günde ne olduğu belli olmayan bir denizaltı gelmişti. Yine iddialar şöyle desteklenmeye devam ediliyor. ABD HAARP sayesinde öğrendiği yöntemlerle Türkiye'deki fay hattı üzerinde 4 şiddetinde bir deprem denemesi yapacaktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Orada ortaya çıkan büyük enerjiyi 7 hatta 8'lere yaklaşan bir deprem ortaya çıkardı ve bu proje tam olarak bir faciaya dönüştü. ABD'nin amacı ise Türkiye'de gerçek bir fay hattı üzerinde bir deney gerçekleştirip buradan edindiği deneyimleri ve bilgileri San Andreas'taki fay hattına uygulamaktı. Şunu altını çizerek önemli belirtiyorum arkadaşlar. Bunlar iddia, yani doğruluğu tartışılır komplo teorileri. Hemen size doğruluğu tartışılır bir komplo teorisi daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Van'da da deprem olmuştu. O depremde kırılan fayların oluşturduğu hatların nizami ve paralel şekiller oluşturması yine insanların aklına HAARP projesini getirmişti. Çünkü muhtemelen buna yakın dönemlerde Arizona'da bir tane çölde küçük bir bölgeye HAARP sinyalleri sayesinde kar yağdırılması başarılmıştı. Unutmadan hemen şunu ekliyorum. Bu kadar ABD demişken Rusya dememek olmaz. Rusya'da 1976 yılında benzer deneyleri gerçekleştirmek üzere bir alan tesis etmişti. Fakat bu alan hemen şuradaki karttan ulaşabileceğiniz Çernobil faciasına çok yakın olduğu için o patlamayla imha olmuştu. Yine 2010 yılında çıkmış bir haber var. O haberde de şöyle söyleniyor. Bu arada Rusya'nın çok büyük bir gazetesi olan Pravda'da çıkıyor bu haber. Bu habere göre ABD Rusya'daki yoğun sıcakların sorumlusuydu ve 40 dereceye aşan sıcaklıklar ABD'nin bu santralden yaptığı oynamalar yüzünden gerçekleşiyor. Şimdi gelin biz HAARP nedir ne değildir biraz ona bakalım. Her şeyden önce kağıt üzerinde HAARP'ın neler yapabileceğini size bir anlatayım. Birincisi iklimleri değiştirebilir. İkincisi depremler oluşturabilir. Üçüncüsü insan beynini ve psikolojisini etkileyebilir bu frekanslar. Dördüncüsü dünyanın diğer ucundaki cihazları pasif hale getirebilir veya çok geniş alanlarda iletişimi kesebilir. HAARP projesinin mimarı, daha doğrusu fikir babası, belki de şaşıracaksınız, Tesla'dır. Olayı da hemen anlatayım. Tesla günün birinde bir deprem makinesi icat ediyor. Bu yalan değil. Bu makineye göre atmosfere gönderilen dalgalar geri döndüklerinde daha şiddetli hale geliyorlar ve bu frekanslar fay hattının rezonans frekanslarını tutarsa orada bir titreşim, doğal olarak da bir kırılma ve sonucunda deprem oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar HAARP'ın açılımının İngilizcesini şu an ekranda görüyorsunuz. Türkçe'ye şöyle çevrilebilir: Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı. Proje ABD Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından finanse ediliyor ve iyonosferdeki değişik hareketlerin ya da olağan dışı hareketlerin takibi ve kaydı için kullanılıyor. HAARP'ın Alaska'da yer alan merkezi 1993 yılında tam 180 adet antenle birlikte kuruluyor. Bu antenlerin de işlevi şu: elektromanyetik dalgalarla birlikte iyonosferi ısıtıyorlar ve oradan geri dönüşte oldukça düşük güçte frekansları elde ediyorlar. Hatta size şöyle söyleyeyim, bu antenlerin bulunduğu bölgenin üzerinden bir uçak geçerse anında yere çakılacağı için bu tesisin etrafına bir uçak sensör sistemi kurulmuştur. Eğer tesis bir uçağa yaklaştığını hissederse kendini otomatikman kapatıyor. Çünkü şöyle düşünün, tek seferde 3.6 megawattlık enerjiyi iyonosfere gönderebilen bu antenler geri dönüşte 5.1 gigawattlık bir enerji elde ediyorlar. Sizlerle hemen bilinen başka bir olayı paylaşmak istiyorum. ABD'de başkanlık seçimlerinden bir hafta önce Sandy adı verilen bir kasırga patlak vermişti. Bu kasırga sonucunda ABD'de yaşayan bazı meteoroloji uzmanları Ulusal Hava Merkezi'ni suçlamıştı. Kasırgayı bize haber vermediniz diye. Enerji Bakanlığı ise şu şok açıklamayı yapmıştı: Bu kasırga bir insan icadı. Tabii ki de kafalar karıştı. Çünkü HAARP sadece 1 saat çalışarak Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 kat büyüklüğünde bir enerjiyi kendisine depolayabiliyordu. Buna ek olarak kağıt üzerinde bu tesislerin ürettiği enerji kutuplardaki buzulları eritebilir, çok büyük dalgalar yaratabilir veya ozon tabakasını delebilir. Zira hemen şunu da belirtmek istiyorum. Projenin kurulduğu yerin, yani antenlerin yer aldığı yerin hemen üstünde ozon tabakasında ufak bir delik olduğu da biliniyor. Acaba bölge bilinçli mi tercih edildi, yoksa o tabaka sonradan mı delindi? Bu kısmında biraz şüpheler var. Tabii ki de bu projenin komplo teorisyenleri tarafından Illuminati ile bağlantısı kurulmuş durumda. Illuminati'de yer alan birkaç tane kartın üzerinde yer alan hava projektörü ve deprem makinesi bu projenin Illuminati'deki anlamı olarak anlatılıyor. Sonuç olarak arkadaşlar bu proje ABD tarafından bir magnometre olarak üretilmiştir. Amacı ise iyonosferdeki hareketliliği takip etmek ve bunları kaydetmektir. Sıkıntı da şurada başlıyor. Daha önceden bu projenin web sitesi açıktı. Oradaki grafiklere ulaşabiliyordunuz. O grafiklerde 17 Ağustos depreminde ve Van depremi sırasındaki oynamalar insanları biraz kıllandırdı. Yani acaba o depremlerin olduğu dönemlerde tesislerde bir hareketlilik mi yaşanmıştı? Cevap tabii ki de hayır arkadaşlar. Şöyle düşünün. Kandili Rasathanesi bir deprem olduğunda o depremi grafik olarak yayınlıyor. Bu şu anlama gelmez. Depremi Kandili Rasathanesi yaptığı anlamına gelmez. Adamlar sadece olmuş bir durumu grafikleriyle belgeliyorlar. Bu HAARP bölgesinin de amacı bu tarz verileri tutmak olduğu için fay hattında olan oynamalar sonuçta data olarak buraya grafiklerle işleniyor. Yani sırf grafikle işleniyor diye depremleri yaratan HAARP diyemeyiz. Sonuç olarak ben de size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. İnsanoğlu bilimi kullanarak yapay bir şekilde deprem kadar büyük ve kudretli bir enerjiyi ortaya çıkarabilir mi? Benim kişisel cevabım kesinlikle hayır arkadaşlar. Çünkü 7.8 büyüklüğünde bir depremi yaratabilmek için 1.2 milyon kilometre küp genişliğinde bir kayayı 2 metre yerinden oynatabilecek enerjiye sahip olmanız gerekir. Ayrıca şunu da not olarak ekliyorum. HAARP gizli bir proje değildir. Tamamen halka açıktır. Sadece tesislerde gezmek yasaktır. Diyerekten videomuzun artık sonuna geliyorum. Sizlere sormuş olduğumuz soruyu unutmayın. Tartışmalarınızı çok merak ediyorum. Biliyorsunuz biz de bazen yorumlara katılıyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bildirimlerle sizi bunaltmayan haber uygulaması Bundle inceleme videomuz için buraya, kanalımıza abone olmak için de buraya tıklayın.